Dostlar selamünaleyküm Dünya özellikle de bölge gündemi olarak ele alırsak son yıllarda iki büyük gerginlik yaşandı. Birisi şu an hala yaşanmakta olan Rusya-Ukrayna Savaşı, ikincisi de hala ara ara gerginliklerin adresi olan Karabağ Savaşı. Bu iki savaşın da ortak özelliği sadece savaşan tarafları değil, neredeyse bütün dünyayı öyle ya da böyle etkilemesi oldu. İki ülke savaşırken onlarca ülke olaylara ucundan kıyısından karıştılar. İşte bu yüzden bu iki savaş bugüne kadar yaşanan birçok savaştan farklıydı ve yine bu yüzden bu iki savaşla ilgili farklı farklı gündem ve başlıkları sürekli konuştuk. NATO Rusya Ukrayna Savaşı'nın en önemli konu başlıklarından biriydi. Hiç aklımıza bile gelmezdi belki ama Karabağ meselesinde de NATO konusu konuşulmaya başlandı. Ermenistan'ın NATO üyesi olarak kabul edilmesi teklif edildi. Haliyle bu teklif gündeme bomba gibi düştü. O yüzden bugün bu meseleyi konuşalım. Ermenistan NATO'ya üye olur mu? olursa dengeleri nasıl etkiler? Özellikle bugün herkesin aklına ilk gelen soruyu cevaplayalım. Ermenistan NATO'ya üye olursa Azerbaycan Karabağ'da kalan topraklarını alamaz mı? Bir operasyon yapmaya kalktığında NATO ülkelerini karşısında bulur mu? Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızın daha geniş kitlelere yayılması için sizin desteğiniz önemli. Şu an analizlerden baktığımda hem YouTube'da hem Facebook'ta videolarımızı izleyenlerin %70'i abone olmayan kullanıcılar. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Öncelikle durup dururken Ermenistan'ın NATO'ya davet edilmesi meselesi de nereden çıktı? NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı bir tweet attı ve burada Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum dedi. Ayrıca Biden'ı etiketleyip Ermenistan'ı koru dedi. Kime karşı ya da neye karşı koruyacak sorusu elbette önemli. Ama koskoca NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı'nın bu kadar saçma bir çıkış yapması da sorgulanması gereken bir konu. Kurumun ciddiyetinin ne kadar yerlerde olduğunu bir kere daha gösterdi bize. Çünkü bu çağrı tamamen tamamen içi boş ve popülist bir çağrı. Neyse yine de biz esas soruları cevaplayalım. Ermenistan NATO'ya katılır mı? Şimdi burada öncelikle bir Rusya batı ikilemi devreye girecek. Zaten son yıllarda Ermenistan'da Rusya ile batı arasında ciddi bir çekişme var. Hatta Karabağ Savaşı'nda bu kadar başarısız olmasalardı muhtemelen Ermenistan yönetimi Rusya'ya iyice mesafe koyacaktı. Ama Azerbaycan buldozer gibi ezip geçince yine Rusya'ya sığınmak zorunda kaldılar. Yani ülkedeki Rusya batı mücadelesi yeni değil. Diğer bir deyişle Ermenistan NATO'ya katılır mı sorusunun çok da net bir cevabı yok. Katılmak ister ama şartlar el verir mi bu noktada çok fazla soru işareti var. Diyelim ki Ermenistan yönetimi NATO'ya katılmak istedi. Bu hamleden ne gibi bir karları olacak? ABD yanlarını alacaklar avantaj mı derseniz ilk bakışta avantaj gibi görünüyor. Çünkü Rusya'nın ya da İran'ın tedarik ettiği silahlarla Azerbaycan'a karşı koyamıyorlar. Eğer ABD ile ciddi bir müttefik haline gelirlerse işin renginin değişebileceğine inanırlar. İşin rengi değişir demiyorum. Değişebileceğine inanırlar diyorum. Bunu özellikle belirttim çünkü Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna üstünlük sağlamasının esas sebebi askeri teknolojiler değil. Azerbaycan ordusunda çarpışan aslanlar. Bu öyle birileriyle müttefik olarak sahip olunabilecek bir şey değil. O yüzden ABD ile ittifakın sahada dengeleri değiştirebileceğine inanırlar diyelim. Ama bu ittifak Karabağ'ın yeniden Ermeni işgali altına girmesine sebep olmaz. Peki bu hamle Ermenistan'a ne kaybettirir? Rusya ile olan müttefikliklerini. 44 gün savaşından önce Ermenistan bunu çok da önemsemez diyebilirdim. Çünkü zaten Rusya ile olan yakınlıklarından sıyrılmaya çalışıyorlardı. Ama 2020'deki o savaştan sonra gördüler ki Rusya olmazsa bir hiçler. İşte bu yüzden NATO sevdasına girip Rusya'dan kopmayı göze alabileceklerini zannetmiyorum. Özellikle de şu anda. Peki diyelim ki tahminlerimizin aksi çıktı ve NATO'ya girmek istediler. Girebilirler mi? Tabii ki hayır. Çünkü buna engel olmak için Azerbaycan'ın NATO'ya üye olmasına gerek yok. NATO'da Azerbaycan'ın kardeşi yani Türkiye var. Sizce Türkiye böyle bir şeye onay verir mi? Elbette vermez. NATO'ya üyelikte biliyorsunuz ki oy çokluğu değil oy birliği şartı var. Yani üye devletlerin tamamının onay vermesi gerekiyor. NATO'ya bir ülke başvurduğunda üye devletlerden biri bile ben kabul etmiyorum derse o ülke NATO'ya giremez. En yakın örneğini İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde yaşadık işte. Onlar da girmek istediler ama Türkiye terörle aralarına mesafe koymadıkları için kabul etmedi ve giremediler. Sonradan Finlandiya şartlarımızın tamamını kabul ettiği için ve güven verdiği için onay verdik ve onlar NATO üyesi olabildiler. Ama İsveç yüzümüze başka konuşup sahada başka şekilde davrandığı için ona onay vermedik ve onlardan atoya giremediler. Zaten kutsal kitabımız olan saldırılara falan baktığınızda kolayca görebilirsiniz. Bu kafayla hiçbir zaman da giremeyecekler. Ve tabii ki aynı şey Ermenistan için de geçerli olacak. Türkiye öncelikli şart olarak Karabağ bölgesinin tamamen boşaltılmasını sunacak. Bu bölgede Han kendi civarında işgal hala devam ediyor. Azerbaycan onlara sadece birkaç yıllığına süre tanıdı. Şimdi oraları da boşaltma zamanları yaklaşıyor ama direnmeye çalışıyorlar. Elbette Türkiye ilk şart olarak Han kendi bölgesinin boşaltılmasını masaya koyacak. İkinci şart olarak da Karabağ'ın tamamının Azerbaycan'a ait olduğunun Ermenistan tarafından teyit edildiği bir anlaşmanın imzalanmasını isteyecek. Yani barış anlaşmasının imzalanması şartı olacak. Bu şartlar Ermenistan'ın işine gelmez. Çünkü onlar hala Karabağ'ı geri alabileceklerini düşünüyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Hindistan ve İran'dan alınan silahlar boşuna alınmıyor. Yani Ermenistan istese bile NATO'ya giriş sürecinde Türkiye engeliyle karşılaşacak ve bu engeli aşmanın imkansız. İsveç'i Finlandiya'yı öttüren Ermenistan'a neler yapmaz? Bunu bildikleri için girmeyi denemeyeceklerdir bile. Benim bildiğim Türkiye böyle bir durum oluşursa bunu da Rusya ile ilişkilerini dengelemek için bir konu başlığı olarak kullanır ve diplomasi de bundan da faydalanır. Yani mesela NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı'nın cahilce ya da bir ergen gibi attığı bir tweette göründüğü kadar kolay bir mesele değil. Ama tüm bunlara rağmen diyelim ki Ermenistan NATO'ya girdi. Karabağ konusunda ne işe yarayacak? Yani NATO onları Azerbaycan'a karşı koruyacak mı? Ya da Karabağ bölgesini geri alacak mı? Tabi Ermenistan ve NATO kavramları yan yana gelince insanların aklına ilk olarak NATO'nun 5. maddesi geldi. Yani Ermenistan'ın NATO'ya girişiyle birlikte Azerbaycan NATO sınırlarında işgalci bir devlet olarak kabul edilebilir mi? Mesela bugün için bir örnek verecek olursak Azerbaycan hangi kendi bölgesini geri almak için bir operasyon daha yapacak? Ermenistan orayı çok da rızayla terk edecek gibi görünmüyor. NATO üyeliği söz konusu olursa Azerbaycan Karabağ'da yaptığı harekattan dolayı bir NATO üyesine saldırmış olacak mı? Elbette böyle bir şey olmayacak. Çünkü Azerbaycan Karabağ harekatında Ermenistan'ın sınırlarına saldırı düzenlemiyor. Bütün operasyon Karabağ bölgesinde yapıldı ve bu bölge dünya tarafından da Ermenistan'ın bir parçası olarak kabul edilmiyor. Burası herkes için işgal altındaki bir bölgeydi. Haliyle Azerbaycan'ın burada yaptığı bir operasyon NATO sınırlarına bir saldırı olarak algılanmayacak. Tabi bu da bize şunu gösteriyor ki Ermenistan Türkiye engeliyle karşılaşmayıp da NATO'ya girebilse bile bundan pek de bir fayda sağlamayacak. Hatta tam tersi her olayda direkt sığındığı Rusya'yı da kaybedecek ve ortada kalacak. Geçen sene Ermenistan'ın NATO tatbikatlarına katılımı gündeme geldiğinde Rusya bunun hemen hesabını sormuştu. Bırakın NATO'ya katılmayı, NATO tatbikatına katılmaktan bahsediyorum şu an. Aynı şekilde Amerika ile yaptıkları tatbikattan da çok rahatsız oldular. Bunu da açıkça belirttiler ve bunun bedelini bir şekilde ödetirler. Ermenistan da bunu biliyor. Rusya sadece 44 gün bunları yalnız bıraktı. Azerbaycan neredeyse Karabağ'ın tamamını aldı. Bir 44 gün daha yalnız kalmaları halinde kalan toprakları da tamamen temizleriz. Yani kısaca özetlersek Ermenistan NATO üyeliği gibi bir olaya kalkışırsa bu bizim gerçekten işimize gelir. Bir yandan Rusya'yı kaybederler bir yandan da Türkiye NATO'ya girmelerine müsaade etmez. Yani ortada kalırlar. Biz de bu arada birkaç yıl içinde alacağımız kalan toprakları hızlıca vatan topraklarına çeviririz. Allah'a emanet olun.